Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve ashabih. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Kıymetli kardeşlerim, Hepinizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzeriniz olsun. bugün inşallah Tekvir Suresi'nin 15 ila 29. ayetlerini okumuş olacağız ve Tekvir Suresi'ni bugün itibariyle nasip olursa bitireceğiz. Başka tefsir derslerine zaman zaman bakıyorum. İşte mesela Tekvir Suresi'ni kim anlatmış diye bazen bakıyorum. Youtube'dan takip ediyorum. Bakıyorum ki adamlar o kadar güzel ki bir derste tekvir, infitar, mutaffifun, inşikak bitirmiş yani. Bize ne oluyor derim ya ben üç derste zor bitireceğiz. Millet bir derste bir desteği bitiriyor yani. Bu herhalde bir beceri işi. Benimki çok becerikli değilim öyle anlaşılıyor. Bitmiyor. Ee, <laughs> Şimdi nasıl bitsin? Fela uksimu diye bir ifadeyle başlıyor bugünkü okuyacağımız ayet bölümü. Şimdi la uksimu Kur'an'da bir marka ifadedir. Bunun iyi anlaşılması lazım. Doğru tercüme edilmesi lazım. Hatta tercüme ihtimalleri üzerinde çeşitlilikler üzerinde durulması lazım. Niye durulması lazım? Şunun için. Şimdi alıyorsunuz elinize bir meali. Bakıyorsunuz ki mealde şey yazıyor işte. Yemin ederim ki diyor. Acıyorsunuz başka birini. iş o kadar açık ki yemin etmeme gerek bile yok diyor. Bu açıyorsunuz bir öbürünü. Ben asla ve asla yemin etmiyorum diye. Böyle hatta başka birini açıyorsunuz. Yemin olsun ki diye. Sonra da diyorsunuz ki, ya biri öyle diyor, biri böyle diyor, biri şöyle. Diyor. Bu ne karma karışık iş diye zihniniz işte diyelim Kur'an tercümelerine karşı böyle bir ön yargıyla e, hareket etmeye başlıyor. Halbuki <laughs> bu farklılığın sebepleri eğer doğru bir referansa sahipse böyle de olur, böyle de olur, şöyle de olur. Yani çok önemli değil. Farklılıklar ve Kur'an tercümeleri zihnimizde bir yanlışlığa, bir yanlış yola e, gitmesin diye bir ifadenin birden çok anlam ihtimali varsa o ihtimalleri konuşmak lazım. Sonra da meal yazarlarına ya da tercüme yapanlara ön yargıyla bakmamayı böylece öğreniriz. Ben onun için biraz detaylı anlatıyorum. Böyle de detaylı anlatmaya devam edeceğim biliyorsunuz <laughs> Kur'an-ı Kerim'de yemin ifadeleri var. Bu yemin ifadeleri çok büyük çoğunlukla vav harfiyle yapılır. Mesela ve şemsi, mesela vel asri, ve tini, ve duha, vel fecri gibi vav harfiyle yapılanlar var bir bölümü. Bunlar yemin olsun ki diye tercüme edilir. Yemin olsun ki onları öyle tercüme etmek lazım. Ama sekiz tane ifade var. Bunlar la uksimu diye geliyor. La uksimu. Şimdi la uksimu bir fiil cümlesi olduğu için buna yemin olsun ki diye tercüme yapmamak lazım. Fiil varsa tercümeyi fiilin yer aldığı bir cümleyle şekillendirmek lazım. Yemin ediyorum, yemin etmek fiilini kullanmak gerekiyor. Şimdi Kur'an'da sekiz yerde geçer bunlar. Vaka, Hakka, Ma'ariç, Kıyame, Tekvir, İnşikak ve belet surelerinde La uksimu, Fela uksimu diye ifadeler var. Şimdi Kur'an-ı Kerim bir Arapça şaheseridir. Arapçanın Edebiyatının zirve örnekleri bu kitapta vardır. Ve Mekke dönemi sureleri Medine dönemi surelerine göre farklıdır. Mekke dönemi sureleri bu surelerde söz olabildiğince kısadır ama mesaj oldukça yoğundur. Yani iki kelimelik bir ayet, üç kelimelik bir ayet siz onun üzerinde sayfalar dolusu izah yapmak durumunda kalabilirsiniz. Bunlara Mekki surelerin i'cazı derler. İ'caz diye bir kavramımız var. Bir de i'caz diye bir kavram var. Bir i'caz dediğimiz acize kökünden gelir. Aciz bırakmak demektir i'caz. İ'caz ise veceze kökünden gelir. Biri acize, biri veceze. Acize aciz olmak, acize aciz bırakmak demektir. Kur'an muciz bir kitaptır. Ne demek? Kur'an benzerini insanların yapmasından, cinlerin yapmasından onları çaresiz bırakan yapı itibariyle erişilmez eşsiz kitap demektir. Bu muciz demek. Muciz ise yani veceze kökünden gelense sözü olabildiğince kısa tutmak demektir. Söz kısadır, mesaj uzundur. Veceze kısa konuştu, özlü konuştu demektir. Hani vecizeler vardır, vecize. Vecize işte özlü söz demektir. Sözü azdır, kısadır, mesajı oldukça yoğundur. Mekki surelerin genel karakteristiği budur. Söz kısa, mesaj uzun. Şimdi felauksimu, Mekki surelerde geçer bu felauksimu ifadeleri. Bunların lauksimu formundan kaynaklanan dört değişik anlam ihtimali vardır. Şimdi meallere baktığınız zaman eğer bu dört taneden biri varsa doğrudur. Çünkü Kur'an metninin yapısı buna müsaittir. Bunlar birbiriyle çelişkili gibi görülmesin. Bu meal yazarları da hiçbir şeyden anlamıyorlar. Birinin ak dediğine biri kara diyor diye bakılmasın. Bunlar doğru ihtimallerdir. Tabi eğer referansı doğruysa ihtimaller de doğrudur. Bazen aklına estiği gibi savuranlar da var. Sözümüz onlara değil. Onları ayıklamaya gayret etmek lazım. Şimdi bakın. La uksimu. Bu la uksimudaki la manayı güçlendiren bir edat anlamında kullanılabilir. La uksimu, le uksimu manası verebilir. La, le manası verebilir. Böylece muhakkak ki yemin ediyorum anlamı devreye girer. La uksimu muhakkak ki yemin ediyorum. La uksimu le uksimu demektir. Peki Kur'an-ı Kerim'de la diye yazılmasına rağmen L diye okunan örnekler var mı? Var. İşte biri Tevbe suresi 47. ayet. Evle le ev da'u diye bir kelime var orada. La diye yazılır, L diye okunur. Ya da Neml suresi 21. ayette لَاَذْبَحَنَّهُ diye bir ifade var. Orada da la diye yazılır, le diye okunur. Yani not alıp evde o ayetlere bakabilirsiniz. Tevbe suresi 47, Neml suresi 21. Şimdi bir meal yazarı buradaki la uksimudaki la'yı le manasına yorumlarsa bu yanlış değildir. Muhakkak ki yemin ediyorum demişse doğrudur. Çünkü ifadenin Böyle bir ihtimali vardır. Bir. İki. La uksimudaki bu la edatı zait yani bilinen anlamda cümleye katkısı bulunmayabilir. La uksimu eşittir uksimu demektir. La'nın manaya cümleye bilinen anlamda katkısı olmayabilir. La uksimu eşittir uksimu yani yemin ediyorum ki düz bir ifade. Peki yazılmasına rağmen manaya doğru katkı vermeyen, bilinen anlamda katkı vermeyen edat kullanımları var mı? Var. Yoğun bir şekilde var. Mesela Kur'an'da ne kadar kefa billahi ifadesi varsa, oradaki billahi'deki be zayittir. Kefa billahi demek, kefa Allahu demektir. Yani Allah'a yeter değil anlamı Allah yeter anlamındadır. Oradaki ba harfi zaittir. Bilinen manada cümleye katkısı yoktur. Ona göre la uksimudaki la da cümleye katkısı olmayan bir edat manasında değerlendirilebilir. Tercümeyi biri yemin ediyorum ki diye vermişse bu da doğrudur. Bu ikinci ihtimal. Üçüncü ihtimal la uksimu bu la edatı hayır la bilinen manada hayır öyle değil sizin düşündüğünüz doğru değil. Kesinlikle yanlış. Uksimu, yemin ediyorum ki şöyle şöyle şöyledir. La edatı, red edatıdır. Bir cevap edatıdır. Uksimu normal bildiğimiz muzari bir fiildir. Hayır hayır, mesele öyle değil. Yemin ediyorum ki şöyle şöyle şöyledir. Bu üçüncü ihtimaldir ve bu da doğrudur. Bir dördüncü ihtimal, la uksimu, bilinen anlamda olumsuz bir cümledir. La uksimu, iş o kadar açık ki yemin bile etmiyorum. Yemine bile gerek yok. La uksimu, yemin bile etmiyorum buna lüzum yok. İş o kadar açık ve o kadar berrak. Şimdi bu dört ihtimalin herhangi biri Kur'an tercümelerinde varsa bunların dördü de doğrudur. Kalkıp şu yanlış bu yanlış gibi elemeye gerek yok. Doğru yani bunlar. Kur'an'ın işte icazının gereğidir. Meseleye oradan bakıldığı zaman Kur'an'la uğraşan adamların bu anlamda yani Kur'an'ı anlamak için uğraşan adamların bu anlamda ortaya koyduğu farklılıklara sözümüz olmaması lazım. Bugün bir misafirimiz var burada. Benim pilot arkadaşım dostum Erdinç Bey bana uçağın kokpitiyle alakalı biraz bilgi veriyordu. Bir baktım ki ortalık düğmeden geçilmiyor. Her taraf düğme var. 500 tane düğme. Yahu be be kardeşim yani bu neye yarıyor? Şu neye yarıyor filan? O dedi ki yani onların her birinin bir anlamı var. Tabii işte her birinin bir anlamı var. Bunların da anlamı var işte yani orada bu kadar düğme kafamı karıştırıyor demediğinize göre buradaki çeşitlilikler de kafamızı karıştırmasın. Bunlar anlam ihtimali olan ve her birinin karşılığı bulunan kullanımlardır. Kur'an böyle zengin bir kitaptır gerçekten. Hatırlıyorum Müddessir suresini sizinle konuşurken Orada 11. ayette zerni ve men halaktu vahida diye üç kelimelik bir ayet vardı. O üç kelimelik ayetin tam beş çeşit tercümesi vardı ve beşi de doğruydu yani. Kur'an böyle bir kitaptır. O itibarla bunları yabancılamamak lazım. Her birinin bir karşılığı bulunduğunu bu vesileyle bilmek lazım. Ben özellikle bundan sonra daha yedi defa daha gelecek bu kullanımlar. Bundan sonra geldiği yerde bir daha bu izahatı yapmayacağız işte. Burada bugün bunu ifade etmiş olalım. Kur'an'da neden yemin ifadelerinin bulunduğunu gene Müddessir suresini işlerken anlatmıştım. Neden yemin edilir? Karşı taraftakinin bir itirazı vardır ya da bir karşı çıkışı vardır. O itirazı, karşı çıkışı reddetmek ya da verilmesi gereken mesajı daha düzgün, daha vurucu ifadelerle ortaya koyabilmek için yemin ifadelerine yer verir. Ve yemin ifadeleri her neye yemin ediliyorsa yemin edilen şeylerle yeminden sonraki cümlenin mutlaka bir anlam irtibatı vardır. Yani diyelim ki bardağa yemin ediyorsa yeminden sonraki cümlede muhtemelen suyla alakalı bir şey gelecek yani. Bardağa yemin, yemin ediyorum ki televizyon iyi çalışıyor. Böyle yemin olmaz. Olmaz yani. Kur'an'da böyle alakasız yemin ve sonrası yoktur. Yeminlerin yemin sonrasıyla doğrudan anlam irtibatı vardır. Kurabilen bunu kurar, kuramayana da diyecek bir şey yok tabi. Bir böyledir, bir durum böyledir. Bir de yemin edilen şeyler eğer birden çok iseler, yani bir dizi halinde çeşitli varlıklara yeminler ediliyorsa hem o yemin edilen varlıkların arasında bir anlam irtibatı vardır hem de gene o yeminler sonrasıyla da anlam ilişkisine sahiptir. Şimdi bu cümleyi çok önemsiyorum. Bu cümleyi unutmamanızı istirham ediyorum. Birazdan lazım olacak çünkü. Eğer yeminler ve sonrası anlam ilişkisi kurulmazsa bu defa bir takım uçuk kaçık diyebileceğimiz yorumlar devreye giriyor. Şimdi hemen birinci elden örneğini veriyorum. Yeminlerin sonrasıyla anlam irtibatını, anlam ilişkisini aramazsanız bu defa yemin edilen varlıklarla alakalı anlaşılamayacak bir takım yorumlar yaparsınız. Mesela bakın şimdi bu ayet iki ayet 15 ve 16. ayetler. Estağfirullah. Fela uksimu bil elcevari el Üç tane sıfata yemin ediyor Allahu Teala. Bir el hunnes, iki el cevar, üç el künnes. Peki bunlar nedir? Bunlar hakkında sözün tükenmediği türden yorumlara sahne olan kavramlar, kelimeler. Demiş ki eski alimlerimizin önemli bir bölümü. El hunnes dönen, yumulan, gizlenen, sinsi şey anlamına gelir. El hunnes. Hani Nas suresinde var ya <laughs> min şerril vesvasil hannasi. El hannasi ile el hunnes aynı kökten geliyor yani. S sinsi, gizlenen, dönen, böyle yumulan anlamına geliyor. Kelimenin sözlük anlamını veriyoruz. El cevar ise Cera, Yeciri, işte Carin, Elcevari, hareket eden, akan, giden anlamına geliyor. Yumulan, giden, hareket eden anlamına geliyor. Elkünnes ise kaybolan, yuvasına giren şey manasına geliyor. Şimdi kelimelerin sözlük anlamları bunlar. Peki ne diyor yani? Şimdi neye yemin ediyor? nitelikler üzerinde duruyor ama o nitel hani biz Arapçada deriz sıfatları anlatmış ama mevsufu anlatmamış. Yani niteleyenler var nitelenen yok. Nitelenen olmayınca Kur'an'da böyle ifadeler var. Mesela ve naziati, mesela ve zariyati, mesela ve murselati gibi. Böyle ve adiyati gibi. Niteleyenler var ama nitelenenler yok. Böyle olunca koca bir alan önünüze açılıyor, siz o alan içerisinde yorum yapacaksınız. Yaptığınız yorumları doğru yapabilmeniz için bir usulünüz olacak, bunu bir yere bağlayacaksınız. Bir kuralınız olacak, yoksa aklına estiği gibi savurup durmak hakikati elde etmeye yol açmaz. Bir kuralınız olacak. Demiş ki eski alimlerimizin önemli bir bölümü, burada sözü edilen bu üç niteliğin, karşıladığı asıl kelime gündüzleri kaybolan, geceleri görülen yıldızlardır. Allah yıldızlara yemin ediyor. Bazıları diyor ki bunlar gündüzleri sinen, gizlenen ama geceleri ortaya çıkan vahşi hayvanlardır. Bazıları demişler ki vahşi hayvanlar hani korkutucudur. Burada bir korkutucu mesaj yok. Bunlar ceylanlardır. Böyle yorumlar var. Yoğun bir yorum silsilesi var. Hepsini yazmadım. Bir sürü var çünkü. Mantığını ortaya koymak ve benim tercihimde neyi öncelediğimi ifade edebilmek için bir iki örnek yazmış oldum. Diğer hepsini yazmadım. Bunlar benim fikrim değil. Bakın, Taberi'den, Semerkandi'den, Razi'den aldım. Tefsirleri açıp baktığınız zaman bu yorumları görürsünüz. Şimdi bu maksat yıldızlar ve gezegenler olabilir mi? Olabilir. Nasıl olur? Olur. Şöyle olur. Bu surenin ilk altı ayetinde güneşten, yıldızlardan filan bahsedildi ya ilk son saatle ilgili ilk yaptığımız derste onlara gönderme olarak onlar hatırlatılıyor olabilir. Bu bir ihtimaldir. Bu ihtimali göz ardı etmeyelim. mevcut yani kainatın mevcut sistemine Allah yemin ediyor olabilir. İkinci ihtimal bu yıldızlara ve gezegenlere yemin ediliyorsa bunların peyderpey kıyamete doğru son saate doğru yavaş yavaş yapılarını kaybetmesi gündeme getiriliyor olabilir. Yavaş yavaş iş sona doğru gidiyor. Gizlenmeler başlıyor görünmemeler başlıyor ve bir tarafa doğru bir hareket söz konusudur. Gezegenlerin ve yıldızların bu yapısı kıyameti çağrıştırması anlamında söz konusu ediliyor olabilir. Buna yani mutlak anlamda yanlıştır demiyoruz. Niye? Surenin ilk ayetlerine böylece gönderme yapılır. Eyvallah. Fakat Bakın ben dedim ki yeminlerin yeminlerden sonrasıyla anlam ilişkisini kurmak lazım. Yeminden sonra gelen mesaj neyse bu yeminlerin onunla alakalı anlaşılması lazım. Buna göre bunlar vahiy ve vahyin inşa ettiği müminler olabilir. Nasıl olur? Yemin ederim gönüllere gizlenerek onları harekete geçiren vahye, o vahyin yörüngesinde kah gizli kah aleni atağa kalkan müminlere. Vahyin inşa ettiği bir mümin tipolojisi üzerinden mesaj verilir. Biz bunun bir benzerini Vakıa suresinde gördük aslında. Fela uksimu bime vaki'in Yıldızların yerlerine yemin ediyorum diye tercüme edilir. Halbuki yıldızların yerlerine yeminin çok bir manası yok. Oradaki en -nucum, vahiy parçacıkları demektir. Vahyin parçacıklarının yer ettiği gönüllere, vahyin insanda yer ettiği o merkezlere yemin ediyorum. Vahyin insanı dönüştürücü misyonuna gönderme yapılarak Allahu Teala vahyine yemin ediyor. Niye bu ihtimal üzerinde duruyoruz? Çünkü 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. ayetler. Hatta hatta surenin sonuna kadarki ayetler vahyin inşa ediciliği üzerinde mesaj verir. Evet meseleyi yıldızlarla gezegenlerle ilişkilendirmek hatalı değil. Vahşi hayvanlarla ilgilendirmek çok sarmadı bana. Yani onun bir alakasını pek bulamadım. Ama eğer gezegenler bu kainat sistemiyle alakalı görülecekse bu ayetlerdeki yeminlerin kendisinden önceki ayetlerle ilişkisi kurulabilir. Fakat benim bakışım bu değil. Benim bakışım yeminler yeminlerden sonraki cümlelerle ilişkilidir. Öncekiyle değil. Öyle olunca biz bunu vahiy ile, vahyin inşa ettiği yüreklerle, insanlarla, müminlerle ilişkilendirebiliriz. Bu çok önemli bir yaklaşımdır. Neden? Biraz sonra bir başka problem bu sayede ortadan kalkacak. Biraz teknik bilgi veriyorum ama mecburum bunu vermeye. Böyle bakmazsanız ayetlerin mesajı havada kalır. Aklına estiğin gibi bu defa yorum yaparsın. Halbuki bunu bir yere oturtmak lazım, bir yere bağlamak lazım. Şimdi ben bu üç niteliğin vahi ve müminler üzerinden bir mesaj içeriğine sahip olduğu kanaatindeyim. Mustafa hocamızdan naklettim ama benim öteden beri kanaatim bu. Çünkü şimdi gerekçesini söyleyeceğim. O gerekçeden bakıldığı zaman aslında diğer görüşleri ister istemez ikinci plana itiliyor. Bakın ve leyli ida Bu da bir yemin ifadesi. Ve leyli ida as, as. as kelimesi çift anlamlı kelimelerdendir. Evet, Arapçada çift yönlü anlamı olan fiiller kelimeler var. Bunlardan bir tanesi as ase. as. As fiilinin gelmek manası olduğu gibi bitmek, gitmek manası da var. Asase gelmek veya gitmek manası var. Gelmek manası varsa bunu allah Allahü Teala sona doğru gidiş. Yani gecenin gelmesi, geldiği zaman geceye yemin olsun. Bu şu demek. Artık bu sistem sona doğru gidiyor. Bu sistem artık bitiş noktasına doğru gidiyor. İşte bu gitmekte olan sistem Geceyi temsil eder, gidip bitmekte, sistemi sona erdirmekte olduğu için bu geceye yemin olsun, gitmek ve bitmek manası kastediliyorsa ee, bu anlam var. Gecenin gelmesi anlamı da var. O zaman artık kıyamet yanaşıyor. Kıyamet yanaşıyor. Birinde son saatin yaklaşmakta olduğu mesajı devreye girer, birinde de Kıyamet sonrası yeni bir alemin inşa edilmesi manası var. Bir gelmek, yaklaşmak. Kıyamet yaklaşıyor. İki gitmek. Bu kainat sistemi artık sona eriyor. Bu gece, bu, bu man mantığa göre dünya bir geceyi temsil eder. Ahiret gündüzü temsil eder. Bu gece bitiyor. Ahiret yaklaşıyor. Manası devreye girer. Çift yönlü anlamdan hareket edersek. Peki. Bu gezegenlerle ilişkili yorumlayanlara göre böyledir. Biz vahiy ile ilişkili yorumladığımıza göre o zaman ne? O zaman gecenin bitmesi artık sabahın gelecek olduğunun müjdesidir. Yani vahiy gelmekle cehalet karanlıkları artık gidiyor demektir. Artık cehaletin temsil ettiği geceler bitiyor demektir. Ve leyli ida asfas artık vahyin karanlık vahyin karanlıkları bitirici misyonu devreye giriyor. Gece arkasını dönüp gidiyor artık. Vas iza Sabah ağarmaya başlıyor. Sabahın ağarmaya başlaması işte gecenin bitmesi, gecelerin sonunda aydınlığın gelmesi manasında bir hakikatı bize öğretir. Öyleyse bu kainat sistemi bitiyor. Ahiret sistemi yaklaşıyor manasında. Yıldız, gezegen, kainatla alakalı bir bilgi önce veriliyor. Öyle kabul edilebilir ama biz vahiy ile ilişkili anladığımız için vahyin dönüştürücü misyonundan cehalet karanlıklarının temsil ettiği gece bitiyor ve peşinden ağarmakta olan sabah müjdeleniyor demektir. Gecesini bitiren sabahını müjdeleyen bir misyon üzerinden mesajlar veriliyor demektir. Dolayısıyla şimdi bakın vahiy üzerinden de anlayabildik biz bunu. Gezegenler üzerinden de anlayabildik. Gezegenler üzerinden anladığımız zaman yeminleri önceki ayetlerle ilişkilendirmiş olduk. Ama benim tercihim yeminleri sonraki ayetlerle ilişkilendirme noktasındadır ve vahyin dönüştürücü misyonunu bu vesileyle ortaya koymaya gayret etmiş oluyoruz. Neye yarayacak bütün bunlar? İşte 19. ayeti doğru anlamamıza yarayacak. Şimdi yeminler bitti. Hunnes, Elcevar, Elkunnes bu üç sıfata yemin etti. Sonra bitip tükenmekte olan geceye yemin etti. Ardından da ağarmakta olan sabaha yemin etti. Gerçek bu yeminlerin bir benzeri şeyde var. Müddessir suresinde ve leyli iz edber ve subhu iza asfar. Aynı mantık orada da var. Yani arkasını dönüp gittiği zaman geceye ve ağarmaya başladığı zaman sabaha yemin olsun. Aynı ifadenin hani mesaj olarak aynı adrese yönelik bilgi içeren örneği Müddessir suresi 33 34'te var. Şimdi yeminlerden sonra yemin ve sonrası ilişkisini kuracağız. Diyor ki Allahu Teala bu yeminleri ifade ettikten sonra hani 3 4 ayette 5 şeye yemin etti. 3 ayette 5 şeye yemin etti. Bu yeminler dediğim gibi bazen bir kelime olur, bazen birden çok kelimeler olur. Niye böyle çeşitlilik var? Karşı taraftakinin itiraz oranı neyse yeminlerin sayısı da ona göre şekillenir. Adamın fazla bir itirazı yoksa vallahi billahi demene gerek yok yani. Adam itiraz etmiyor. Düz cümleyi söylersin. Ama bir şey dedin karşı geldi. Vallahi dersin. Bir daha karşı. Billahi dersin. Bir daha karşı geldi. Tallahi dersin. Hadi yemin ona göre şiddetlenir yani. Burada da bu hatapların karşı çıkışı çok güçlü olduğu için çok önemli 5 şeye yemin edildi. Ve şimdi bu yeminin neden yapıldığının cevabı veriliyor. Niye yemin edildi? İnnehu muhakkak ki o muhakkak ki o le kavlu rasulin, bu bir elçinin sözüdür. Bir elçinin getirdiği sözdür, sözüdür. O. Şimdi Arapçada ve her dilde vardır bu. Şimdi siz en önce bir o diyecekseniz o onun ne olduğunu önceden söylemiş olmanız lazım. Önceden söylemeden o denmez. Arapçada bu çok keskin bir kuraldır. O onun karşılığını bulacaksınız. Bulmazsanız işte tahmin edersiniz. O tahminler ya tutar ya tutmaz. Şimdi burada demişler ki alimlerimizin bir bölümü innehu bu zamir hu zamiri tıpkı Tarık suresinde olduğu gibi Surenin 13. ayetinde olduğu gibi Tarık Suresi'nin bu şan zamiri diye bir zamir var Arapçada. Zamiri şan derler buna. Şan zamiri. Bir duruma dikkat çekmeyi amaç edinen bir zamir. Yani innehu dikkat edin. Artık o demiyor. Innehu dikkat edin. Muhakkak ki dikkat etmiş olun. Lekavlu resulin bir elçinin sözü. Ama siz onun karşılığını böylece bulamamış oluyorsunuz. Havada kalıyor. Buna şan zamiri dediğiniz zaman muhatabın dikkatini çekiyorsunuz ama onun karşılığını vermemiş oluyorsunuz. Halbuki buna hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Niye? Çünkü el hunnesi, el cevari, el künnesi kelimelerine eğer vahiy manası, Vahyin inşa ettiği yürek manası verirseniz o vahiy kelime şimdi hu zamiri o kelimeyi görür. Yani o vahye dair bir bildirim olur. İnnehu o vahiy işte o vahiy müminlerin gönüllerine sinen, onları harekete geçiren, onları fedakarlığa sevk eden o vahiy la kavlu rasul'in bir elçinin sözüdür. Yeminlerden sonra vahyin gerçek olduğuna dair pek çok örneğimiz vardır Kur'an-ı Kerim'de. Necim suresinde var, Hakka suresinde var, Tarık suresinde var, var da var. Yeminlerden sonra vahyin gerçekliğine gönderme yapılır. Hatta Yasin suresinin başı da böyledir yani. Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel murselin ala sıratın müstakim tenzilel azizir rahim. Yani vahyin Allah'ın indirdiği bir ikramı olduğunu vurgulamak için önce yemin ifadeleri gelir. Bu da onlardan bir tanesidir. O gün toplumda tartışılan konu vahyin kaynağı konusu. Hazreti Peygamber'in neler söylediğine dair insanların ciddi karşı çıkışları var. İnanmıyorlar. Bunu peygamberimizin kendisinin uydurduğunu söylüyorlar. Hatta Kur'an geneline bakıldığı zaman Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'e Mekkeli müşriklerin yönelttiği altı tane suçlama görürsünüz. Altı suçlama var. Onları birazdan ikinci ayet grubunda vereceğim. Şimdi orayı karıştırmayayım. O suçlamalar var. Onları cevaplıyor Allahu Teala. Şimdi bakın Necm suresi diye bir sure var. 53. sure. O surenin başında aynen burada olduğu gibi bir mantık söz konusu edilir. Der ki Allahu Teala. Ve necmi iza heva. Şimdi bunu tercüme ederken battığı zaman yıldıza yemin olsun diye tercüme ediyorlar. E batmakta olan yıldıza yeminin nasıl bir faydası olabilir? Hadi doğmakta olan yıldız desen anladık. Yıldızın doğmasının bir anlamı olur da batıp giden yıldızın nasıl bir anlamı olabilir? Hem hem yıldıza yemin edilecek. Ondan sonra da yıldızla alakalı bir şeyin gelmesi lazım. Yeminden sonra yok öyle bir şey. Necim kelimesine yıldız manası verince anlam karışıyor. Oysa Necim vahiy parçacığı demektir. Ve necmi Peyder peyderpey indiği zaman vahye yemin olsun. Ma dalle sahibukum ve ma arkadaşınız şaşmadı, azmadı. Ve ma anil heva kendi heva ve hevesinden konuşmuyor in huve illa vahyun yuha onun söylediği şeyler kendisine vahyedilen vahiden başkası değildir. Allemehu şedidul ona son derece kuvvetli olan biri öğretmiştir. Zümirretin efendim akli donanımları son derece muhakemesi yerinde bir hoca bunları ona öğretmiştir. Festeva işte o belirmişti ve huve bil ufukil a'la o yüksek ufuktayken belirmişti Cebrail Aleyhisselam anlatıyor. Burada resulün sözü ifadesindeki resul Cebrail Aleyhisselam. Kur'an Cebrail Aleyhisselam'ın getirdiği bir söz. Kur'an'ın kavl oluşu mahluka nispet edilir. Kelam oluşu Allah'ındır. Yani Kur'an kelamullah'tır. Allah'ın kelamıdır. Mana Allah'a aittir. Allahü Teala hani bir benzetme yap, yapasım geliyor ama biraz da yanlış anlaşıldır diye de korkuyorum doğrusu. Hadi bana soruyor bana şey. Hocam yani ne demek istiyorsun? Yani yani nasıl? Yanisi yok işte bunun çok da yanisini anlatamıyorum. Bu Kur'an-ı Kerim kelamullah'tır. Yani Allah'ın sıfatıdır. Allah'ın sıfatı ama Allah'ın sıfatını bir mahlukun ağzından şimdi ifade edeceğiz. Yani o ezeli olan kelam mahlukun ağzından çıkacak. Yani harflere, sese, kelimelere dönüşecek. Artık bunun için ciğer lazım, nefes lazım, dudak lazım, diş lazım, dil lazım, damak lazım, ne bileyim can lazım, bir mahluk, bir şey lazım yani. Onun ağzından dökülecek şimdi. Nasıl olacak bu? Bir melek elçinin, Cebrail'in ağzından dökülmesi sözün her haliyle ona ait olduğunu göstermez. Onlar formu Cebrail kendisi dizayn etmiş değildir. Ama kelimelerin onun ağzından, onun vasıtasıyla çıkabilmesi için bir otomatik sisteme ihtiyaç var. Ben şöyle benzetiyorum. Hatalıysam Allah bağışlasın, değilse de siz de benimserseniz siz de kullanırsınız. Bence de kullanmayın yani. Yani çünkü yanlış gidecek gibi korkuyorum. Hani diyelim ney veya kaval diyelim yani. Şimdi tek başına ney düşünün? Tek başına ney ses çıkarır mı? Yok. Evet bir düzenek var ama ona o mahiyeti faal hale getirebilmek için birinin müdahale etmesi lazım. ...üflüyorsunuz... ...bir ses çıkıyor... ...tabii öyle neye üfleyince ses çıkartabilene de aşk olsun... ...ben bir ara çok uğraştım... ...bir tane ses çıkaramadım ondan... ...yani ney üflemek... ...başka bir sanat yani... ...onlar üfürmesini biliyor... ...biz üfürmesini bilmiyoruz... ...ama neticede... ...bu üfürükçülük değil... ...bu ney bir sanattır... ...şimdi ona üflediğiniz zaman bir ses çıkıyor... ...yani neyden kaynaklanan bir özellik sesin çıkmasına sebep oluyor. Maharet neyde değil. Maharet onu organize eden güçtedir. Allahü Teala vahyini meleğe üflüyor. Meleğin ağzından böyle çıkıyor işte bu. Yani melek fonksiyonel değil. Yani Cebrail Aleyhisselam bu ayeti şimdi ben şöyle söyleyeyim diyemez. Niye? Melekler otomatik iradeyi temsil ederler. Melekler iradesiz varlıklardır derler, ilgisi yok. Kim dedi? Meleklerin de bal gibi iradesi vardır. İradeleri olmasaydı... ...Hazreti Adem'in halife olarak görevlendirilmesine... ...ya Rabbi böyle kan döküyor, fesatlık çıkartıyor... ...bunları mı halife yapıyorsun diye sorarlar mıydı yani? İradesi var da... ...iradeyi kötülükten yana kullanma fonksiyonları yok. Ama ille de iradeleri var. İşte o irade otomatik bir iradedir. Allah-u Teala kelamını ezeli kelamını Cebrail'in ağzından böyle çıkartmıştır. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Kur'an Allah'ın kavlidir diye bir ayet bulamazsınız. Kur'an Allah'ın kelamıdır. O anlamda Allah'ın kelamı mahluk değildir. Allah'ın sıfatıdır. Ama söze dönüşmüş haliyle kelimelere, harflere cümlelere dönüşmüş haliyle bu bir mahlukun vasıtasıyla bizim gündemimize gelmiştir. Bu ayette dikkat çekilen de budur. Kur'an elçinin getirdiği sözdür. Elçiye nispet edilir. Kavül kelimesi elçiye nispet edilir. Kelam kelimesi Allah'a nispet edilir. Kur'an Allah'ın ezeli kelamıdır. Meleğin aracılığıyla insanlara aktarılan bir kavuldür, bir lafızdır, bir sözdür. Peki nasıl bir melek bu? Nasıl bir elçi? Şimdi bu elçinin beş tane sıfatını sayıyor Allahu Teala. Beş sıfat. Bir, kerimin. Bir defa elçi son derece değerli. Son derece kıymetli bir elçi. İki, zi kuvvetin. Çok güçlü. Muhakemesi yerli yerince. Yani tıpkı Necim suresinin 5 ve 6. ayetlerinde dendiği gibi Şedidül kuva zümirretin. Son derece güçlü ve muhakemeleri yerli yerince. İşte zi kuvvetin o demek. Son derece güçlü bir yapısı var. Melek Cebrail'in. Inde zil arşi. Arşın sahibinin yanında mekinin. itibarlı yeri, konumu olan bir varlık. Mekin. Mekin yani konumu yerleşik olan. Allah'ın katında belli bir makamı bulunan elçidir Cebrail Aleyhisselam. Bu üçüncü sıfatı. Dört, muta'in semme. Orada semme kelimesi bu bazen sümme zannediliyor. Bu sümme değil. Muta'in semme. senme orada demek. Orada kendisine itaat edilir. Sözü dinlenen bir konumdadır Cebrail Aleyhisselam. Eminin ve son derece güvenilirdir. Şimdi Cebrail Aleyhisselam'ın beş tane özelliğini sayıyor Allahu Teala. Neden? Niye? Hani deseydi ki bu güvenilir bir elçinin getirdiği sözdür. Yeter. Başka bir şey demeyebilirdi. Ama diyor bir anlamda detay veriyor. Necim suresinde olduğu gibi. Şedidül kuva zümirretin. Son derece güçlü, akli yetenekleri son derece yerleşik bir hal almış bir mahiyet üzerinde duruyor Allahu Teala. Niye Cebrail Aleyhisselam'ı böyle detaylandırarak tanıtıyor? Bunun muhtemel sebepleri şunlar olabilir. Bir, vahiy meleğini tanıtıyor. Bir vahiy getiren, aracı olan meleğin yapısı hakkında bilgi veriyor ki aslında sebep muhatapların şüphelerini gidermektir. Mekkeli müşrikler ısrarla ve inatla Hazreti Peygamber'e vahyi kendisinin ürettiği suçlamasını yönlendiriyorlardı. Sürekli. Sen dedin bunları, iftira ediyorsun filan gibi peygamberimizi rahatsız ediyorlardı. Allahü Teala peygamberimizi bu anlamda muhatapların bunaltmaması için sözü kendi üzerinden anlatıyor. Kendisi vahiy meleğini tanıtıyor. İşte bu son derece değerlidir, son derece güvenilirdir. Efendim Allah'ın katında yeri konumu vardır ve itaat edilebilen bir mekanizmanın sahibidir. Cebrail aleyhisselam. Necim suresinde de üzerinde durduğu noktalar aşağı yukarı bunlardır. Necim suresinde ben Necim suresinin ilk ayet grubunu da milletin biraz çığırından çıkarttığı kanaatindeyim. Verilen mesajı mesajın verilmesi gereken doğrultuda anlamadıkları ya da farklı bir tarafa çektikleri kanaatindeyim. Diyor ki Cebrail son derece güçlü bir melektir. Biz onu özel güçlerle, özel özelliklerle dizayn ettik. Vahiyin kaybolmaması lazım. Vahiyin başına bir iş gelmemesi lazım. Öyle sıradan adamlar peygamber olmadığı gibi başka özellikleri bulunmayan melekler de vahiy getirmekle görevlendirilmiş değillerdir. Vahiy getirmekle görevli olan melek böyle donanımlı bir mahiyet arz eder. Detay veriyor. Bunun muhtemel sebebi hem müminlerin peygamberimize vahiy getiren meleği doğru tanımasını sağlamak hem Mekke'li müşriklere bu suçlamalarından vazgeçmeleri için detay üzerinde durularak bir bilinç aşılamaya gayret etmek. Bu arada şimdilerde din tebliğinde bulunacak insanların da ona benzer özelliklere sahip olmak için Çalışmaları gerektiğine dikkat çekmektir. Şimdi vahiy anlatacaksınız adama. Güvenilir bir duruşunuz yok. Saygın bir durumunuz yok. Donanımlı bir haliniz yok. Muhakemeniz yerler estiriyor yerinde. Aklınız savrulup duruyor sağa sola. Öteye beriye nere olsa git, gidip geliyorsunuz. Bir itibarınız yok yani. Bir, bir, bir inandırıcılığınız yok. Böyle olmaz. Vahiy böyle yerleşmemiş şahsiyetler ağzından insanlara ulaştırılmamalıdır. Yanlış gider. Vahiy ile donanımlı olan adam itibarlı, güvenilir bir mahiyet arz edecek. Onun için Cebrail Aleyhisselam'ın beş önemli niteliği üzerinde duruluyor ki vahiy anlatmak üzere görev kendinde görev bulanlar toplumun önde insanları, bilge insanları, güvenilir insanları, itibar edilen insanları olmalıdır. Hiçbir sıfatı olmayan biri Allah şöyle buyuruyor diye ortaya çıkıyor. Adam dedi ki sen kimsin? Sen kimsin? Hayırdır yani. Senin bir mahiyetin bilinmiyor ki. Bir maharetin yok ki ortada. Ne esip savuruyorsun diye böyle vahyi sıradanlaştırmanın önüne geçebilmek için itibarlı bir duruşun sahibi olmak lazım. Yani savrulan bir adam pozisyonunda olmamanız lazım. Mekin olmanız lazım. Yani yeriniz bulunacak, muta olmanız lazım. Yani itaat edilen bir duruşunuz olacak. Efendim emin olmanız lazım, güvenilir bir insan olmanız lazım. Dakikada bir yalan konuşan bir adamın vahiy adına kimseyi ikna edebilecek özelliğinden söz edilemez. Yok öyle sonuçlar. Vahiy meleğinin bu niteliklerle tanıtılmasının sebebi vahiy anlatacak insanlarda da buna benzer özelliklerin bulunmasının zorunlu olduğunu insanlara öğretmektir. Rabbimiz güvenilirdir. Meleği güvenilirdir. Peygamberi güvenilirdir. Kitabı güvenilirdir. Öyleyse bu kitabı insanlara anlatacaksanız sizin de güvenilir bir adam olmanız lazım. Rüzgarın savurduğu yaprak gibi ne zaman nere uçurulacağı belli olmayan insanların din adına vahiy adına çok dikkat dikkate değer bir etkinliğinden söz edilemez. Onun için Cebrail Aleyhisselam'ın bu niteliklerinin hatırlatılmasının en önemli sebebi din adına bu hizmeti yapacak olanların da benzer bir donanıma sahip olmaları gerektiğini herkese öğretmektir. Yani siz siz hakikati doğru dürüst bilmiyorsanız hakikat adına kime ne anlatacaksınız? Adam şimdi konuşuyor saatlerce, günlerce, aha, aylarca, yıllarca konuşuyor. Konuşuyor diyorsunuz ki bak bu anlat, anlattığın şey var ya bununla ilgili bir ayet biliyor musun? Yok diyor. E ne konuşuyorsun? Seni dinleyenler Allah adına seni Allah adına seni dinliyor gözüyle bakıyorlar. Sen ise Allah'ı sessizliğe terk ettin. Allah'ı hiç konuşturmuyorsun. Bilmiyorum bir ara anlattım mı size? Bir gün arabada yolculuk yapıyordum. Arabanın şey, radyoyu açtım. Baktım bir tanesi konuşuyor. Din adına o, o Bir saat program yapıyor. İşte muhabir soru soruyor ona. Canlı telefon bağlantıları yapıyor. Arada telefon numarası da veriyor. O telefon numarası verdiğini ben de çevirdim telefonu. Arabadayım. Çevirdim telefonu. Düştü. Alo. Buyurun dedi. İşte ben Hocama bir sorum vardı buyurun dedi. O da hocam deyince de çok hoşuna gitti tabi. Dedim maşallah benim yarım saattir konuşuyorsunuz. Bayağı iğneden ipliğe zerreden küreye her soruya cevap veriyorsunuz dedim. O ara diyor ki estağfurullah işte yani bildiğimiz kadarıyla filan tevazu numarası yapıyor işte estağfurullah. Ama estağfurullah ama dedim. Çok ciddi estağfurullahlara ihtiyacınız var dedim. Niçin dedi? Çünkü size sorulan soruların büyük bir çoğunluğunun doğrudan Kur'an'da cevapları olmasına rağmen dikkatle takip ediyorum. Hiçbir sorunun cevabını Kur'an'dan vermiyorsunuz dedi. Niçin? Ne dedi bana biliyor musunuz? Yayında. Bu arkadaşın kafası karışık dedi. Yayından alalım. <laughs> Beni yayından aldı. Fakat konuşuyoruz. Yani sesim radyodan gelmiyor ama telefonda konuşuyoruz. Dedim ki bak arkadaşlarım ben ilahiyatta hocayım dedim. Tefsir alanında çalışıyorum. Allah aşkına dedim bak Allah adına konuşuyorsun ve Allah'ı susturuyorsun dedim. Yapma bunu. Yapma dedim. Varsa elinde bir Kur'an-ı Kerim sana birkaç ayeti söyleyeyim onları bir oku dedim. Dalga geçiyor benimle. Diyor ki hangi ayetlermiş? Yani Yunus Suresi 58, 59, 60 mesela dedim. Mesela dedim Nahil suresi 116, 117. Mesela Enam suresi 140, 141, 142. Mesela Hud suresi 18 dedim. 18, 19, 20. Bunları oku bak neler var. Ne varmış orada dedi. Belli ki okumayacak yani. Okumamaya programlanmış. Dedim ki okumayacaksın ama ben sana bunları böyle böyle anlatayım. Bir beş dakika bana müsaade et. Bari Bari beni dinle dedim. Olur dinleyelim dedi. Dedim ki bak Yunus suresinde diyor ki Allahu Teala. Kul araytum ma enzelallahu lekum min rizqin. De ki Allah'ın size rızık olarak verdiği şeyler üzerinde bir kafa yorsanız da. Bunları neden verdi Allahu Teala? Karşılığına bizden neler istiyor? Bunlar üzerinde bir kafa yorsanız da. Bunu yapacak yerde fecealtum minhu haramen ve halala. Dönüyorsunuz o rızıkların bir bölümünü kafanıza göre haram, bir bölümünü kafanıza göre helal yapıyorsunuz. Kendi kafanıza göre. Kul bunu yapanlara de ki Allahu iznelekum em alallahi tefterun de ki bununla ilgili size Allah mı izin verdi? Yoksa Allah'a yalan mı iftira ediyorsunuz? Veman zannullezine yefterun alallahi elkezibe yevmel kıyame ya Allah'a yalan iftira edenlerin Kıyamet günüyle alakalı kanaatleri nedir? Ne gelecek bunların başlarına? Aa dedi etkileyici bir ayetmiş. Evet. <laughs> etkileyici bir ayet dedim. Sen 59 ve 60. ayetleri Yunus suresinin. Daha etkileyici söyleyeyim. O etkileyici derken bilmiyorum yüz ifadesi nasıl adamın. O kadar bir kerametimiz yok adamı göremiyorum ama ses e, şeylerinden sesinden hareketle hafif dalga geçtiğini hissediyorum. Dedim bak. Nahil suresi 116. ayette diyor ki. Korkarım ki özellikle de sana diyor gibi geliyor bana dedi. <laughs> ne diyor dedi? Bak diyor ki. Ve la tekulu lima tasifu elsine kezibe. Hâzâ halâlun ve hâzâ harâmun liteftarû alallâhil kezib. İnnellezîne yefterûne alallâhil kezbe lâ Meta'un kalîlun ve lehum Dillerinizin yalan yere nitelendirmesiyle kafanıza göre şu helaldir, şu da haramdır demeyin. Allah'a yalan iftira etmiş olursunuz. Ve Allah'a yalan iftira edenler kurtulamayacaklardır. Bu dünyada belki biraz geçimlik elde edecekler ama elem verici azap onları beklemektedir diyor. Böyle sustu. Dedim susma. Bir tane daha söyleyeyim. O Hakka suresinin ayetlerini de aktardım ona. Ama dedim son son bir tane daha söyleyeyim. Belki bundan sonra program yapmazsın dedim. <laughs> Sana bir de Hud suresi 18 ve 19. ayetleri söyleyeyim. Bak ki ne diyor dedim. Okudum ayetleri. Ve men azle min men iftara alallahi keziba. Allah'a yalan iftira edenden daha zalim kim olabilir ki? Yani en zalimler bunlardır. Adamın kendisiyle alakalı bir şey söylemesi bir iftiradır, bir zulümdür eyvallah. Ama zulmün en büyüğü Allah için yapılandır. Allah'a nispet edilendir. Allah'a nispet edilen yalanlardır. Onlardan daha zalimi kim olabilir ki? Ülaike bu adamlar var ya diyor. Allah'a yalan iftira eden bu adamlar. Yuradun ala rabbihim. Bunlar Rablerine arz olunacaklar, sunulacaklar mahşerde. Allah'ın huzuruna çıkartılacaklar. Ve yekulü'l eşhadu mahşerin şahitleri diyecekler ki o gün ha'ulâ illazîne bu alâ rabbihim. Bu adamlar var ya bunlar. Bunlar Allah'a yalan isnat eden adamlardır. Bunlar özel bir oturuma tabi tutulacaklar ve bunların mahşerin şahitlerinin huzurunda vereceği korkunç bir hesapları olacaktır. Ve onlara mahşerin şahitleri ne diyecek biliyor musunuz? Ela dikkat edin. La'netullahi ala zalimin. Allah'ın laneti bu zalimlerin üzerine olsun. Ki bunlar ellezine yasuddune an Bunlar insanları Allah'ın yolundan engelliyorlar. Ve ne iveca. Ve Allah'ın yolunu eğri büğrü gösteriyorlar ve hum bil ahireti hum kafirun. Aslında bu adamlar ahiretle ilgili gerçeklerin de üzerini örtüyorlar. Onunla öyle telefonu kapattık. Tabi ondan sonra programa illa devam etmiştir yani. Etti ama ben şimdi bu ayetleri az buçuk bilen bir adam olarak Kur'an'dan konuşmanın ne kadar haysiyetli bir iş olduğunu bilirim. Ama dinleyenler sizi Kur'an'ı anlatıyor gözüyle dinlemesine rağmen siz Kur'an'ı anlatmıyorsanız bunun hesabı vebali çok ağırdır. Sizi özel bir yargılama yerinde yargılayacak Allahu Teala ve melekler sizinle alakalı aleyhte şahitlik yapıp size lanet okuyacaklar haberiniz olsun. Allah adına konuşuyorsanız Allah'ın kitabından konuşacaksınız. Mecbursunuz buna. Bu bir tercih değil, bu bir alternatif değil, bu bir zorunluluk. Kaf suresinin 45. ayeti size de insin kardeş. Sebe suresinin 50. ayeti size de insin. Size Furkan suresinin 52. ayeti de insin. İnsin hakikatı Allah'ın kitabından aktarmaya gayret edin. Din adına konuşanlara bunu söylüyorum. Dinleyenlerden de istirham ediyorum. Din adına konuşuyor da Allah'ın kitabını sessizliğe mahkum ediyorsa ...onunla ilgili duruşunuz... ...daha bir dikkat içerisinde olsun. Evet. Cebrail Aleyhisselam'ın... ...beş sıfatını anlattı. Gerekçe... ...vahiy adına konuşacaksanız... ...sizin de donanımlı bir durumda olmanız lazım. Öyle sıradan... Ne, ...saldım çayıra... ...Mevlam kayıra... ...türü tavırlar adamın başını beleğe sokar. Sonra daha önce söylemiştim birkaç defa bir daha söyleyeyim. Aleni olarak milletin ümmetin gözü önünde bir hakikatı gizleyip de o büyük günahı işledikten sonra gece evde yatarken tevbe edilmez. Öyle tevbe yok. Aleni işlenen günahın tevbesi de aynı aleniyette yerine getirilmelidir. Saptır ümmeti Muhammed'i sonra da yatarken tevbe et. Yemezler. Olmaz öyle bir şey kimi saptırdıysan yanlış yaptığını onlara itiraf edeceksin ki yeri dönsünler. Aleni işlenen günahın tevbesi gizli olmaz. O da aleni olacak. Buna mecburuz. Bakara suresi 159, 160, 161, 162. ayetler insin bu Müslümanlara artık. Gizliyor. Hakikatın üzerine örtüyor. Bilmiyor mu zannediyorsunuz? Biliyor aslında. Ama işine gelmiyor. Bazı kanalların kesilmesinden korkuyor. Ekonomik gailelerle Allah'ın kitabının gerçeklerini gizliyorlar. Bakara 159, 162 ve yine Bakara 174, 176, yine Bakara 140. Evet 140, Ali İmran 187 Bu ayetler Müslümanın kulağına küpe olmalıdır. Allah'ın dininin hakikatlerini gizleyenler dünya hayatı içerisinde de lanetten kurtulamayacaklardır diyor Allahu Teala. Allah'ın ayetlerini gizleyenlere Allahu Teala mahşer sabahı suratlarına bakmayacak. Onlara en ufak bir söz dahi söylemeyecek ve onları arındırmayacaktır diyor. Bundan daha büyük tehdit olur mu? Ama Ali İmran Suresi'nin 77. ayetini bir kere olsun okusun be. Bir kere ya. Okumuyor işte. Hakikati gizliyor, nemalanmaya devam ediyor. Verir hesabını Allahu Teala Ruzi Mahşerde. Evet. Cebrail'in özelliklerinden sonra 22. ayet itibariyle surenin son pasajı başlıyor. Diyor ki Allahu Teala. Mekke'li müşriklere bakın. Önce vahyin kaynağına dikkat çekiyor. Diyor ki bu vahiy benimdir. Bunu çok güvenilir elçi getirdi. Ve Allah kendi üzerinden Cebrail üzerinden anlattıktan sonra sözü peygamberimize getiriyor. Bu defa Hazreti Peygamberle alakalı kanaatlerin doğru bir yere oturması için biraz detay veriyor. Bakın diyor ki ve ma sahibukum bi mecnunin ve ma sahibukum bir mecnunin. Arapça bilenler, gramerini bilenler için demeyeyim ama edebiyatını bilmeyenler için söyleyeyim. Arapçada bir cümle ma olumsuz edatıyla başlar da cümlenin içerisinde bi veya min edatı gelirse hiçbir şekilde anlamı devreye girer. Ve ma sahibukum sizin arkadaşınız var ya bir mecnunin hiçbir şekilde mecnun değil. Niye böyle bir şey diyor? Çünkü bakın Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber için Mekkelilerin arkadaşı diyor ya. Sahip arkadaş demek. Sohbette bulunulan kişi demek. Siz şimdi din adına konuşanların toplumun arkadaşları olduğunu söyleyebilir misiniz? Yanına yanaşabiliyor musun adamın? Telefonuna ulaşabiliyor musun? Mailine cevap alabiliyor musun? Mektup yazıp Ondan bir randevu alabiliyor musun? Var mı böyle bir şey? Adam gelmeden avanesi geliyor. Allah anlıyorsun ki biraz sonra biri gelecek. Bir kıyamet var yani. Ha bir de en çok sinirlendiğim şeylerden biri bak. E illet oluyorum buna. Diyelim hatırlı biri bu din adına olması gerekmiyor. Yani diyelim ki yöneticilerden biri camiye geliyor. Tam ezanda geliyor veya ezandan da sonra geliyor şimdi girecek içeri cuma günü bayram günü işte bilmiyor, kandil geceleri biliyorsunuz kandil geceleri depreşir milletin dindarlığı o gece bitirecek sabah gene aynı herzeleri yiyecek yani geliyor bir de camilerin içinde böyle bir yalaka takım vardır Allah'ın Allah'ın huzurunda boyun bükmekten çok daha fazla idarecilerin önünde takla atmaya alışmış adamlar vardır Böyle öyle bindirilmiş kıtalar bunlar. Geliyor geliyor diyor. Başkan geliyor, bakan geliyor, o geliyor, bu geliyor. Bir cami böyle bir hareketleniyor, böyle bir dalgalanmalar var. Ne var? Ne o ne oluyor? Birinci safa gidecek beyim. Niye? Erken gelseydin. Birinci safa niye gidiyor? İki sebebi var. Bir millet görsün. Ki ellezinehum yuraune bu. Maun suresi bunlara hitap ediyor. Gösteriş için. Bak Birinci saftaya. Bizimki birinci safa geldi. Göz görüş görürsün birinci safta olmanın yalancılığının ne olduğunu sana sorar Allahu Teala. Birinci sebep bu. İkincisi de namazlarda birinci safta bulunmak daha sevaptır. Bu doğru. Bu doğru. Bunda bir sorun yok. Ama bunun için namaza erken gelmen lazım. En son gelip birinci safa kimi kandırıyorsun? Yani kart mı bastın? Yani sahte bir kart basıp tam öne geçiyorsun? Samsun'da bir gün bir Kadir gecesi ben de vaaz ediyorum. O zaman asistanım. Yani bundan 20 sene önce vaaz ediyorum. Kadir gecesi cami tıklım tıklım dolu. Zaten akşam namazından sonra hemen doldu. Tam ben böyle hararetli konuşuyorum. Bir baktım ki kapıda bir hareket var. Bir bir bir, bir, bir değişik bir durum var filan. Lan ne oluyor dedim. Birazdan bir tane böyle Farklı elbiseli bir grand tuvalet biri geldi. Geldi şimdi herkes uyana birini birini bir böyle bir e, dalgalanma var caminin içerisinde. Ben de sinirlendim. Bizim Trabzonlular şimşek gibiyiz yani. Hemen çakarız yani. Öyle öyle çok fazla sabredemeyiz yani. Hani biraz bekledim bir iki dakika durur oturur bir yerde diye baktım ki yok geliyor. Yani caminin içeri böyle yarıla yarıla geliyor. Bir sinirlendim. Camiden şimdi içeri giren vatandaş ilk bulduğun yerde otur dedim. Adam buz kesti hiç beklemiyordu böyle bir şey. Böyle ayakta duruyor otur otur dedim. Camiyi mahvettin dedim. Ayet okuyorduk ayeti mahvettin dedim. Konuyu mahvettin. Nedir ileri geliyorsun ne var dedim burada. Birinci safın faziletini istiyorsan önce gelecektin dedi En son gelip en öne geçir otur oturduğun yerde dedi. Ey gidi kime demişim ben bunu? Ben ne bileyim ben adamı tanımıyorum ki ilk defa gördüm. Zaten sinirlenmişim gözlerim kan çanağı gibi duruyor. Adamı gör yani yakından görsek tanıyacaktık ama uzak olduğu için tanıyamadık da. Oturdu. Ben bazı bitirdim namazı kıldık. Şimdi kandil gecesi ya tebrikleşme var caminin içerisinde. Böyle bir halkalar oluşuyor böyle acayip işler var. Biz de imamın yanında duruyorum. Hemen orada takım olarak elit takım şey mihraba geçtik, dizildik yani. Hiç de utanmadan kıbleye arkamızı döndük. Biraz önce oraya dönüyorduk. Adamı görünce kıbleyi terk ettik, döndük ters tarafa. Şimdi baktım ki o adam geliyor. Eyvah dedim. Geliyor. Gelsin bakalım. Geldi. Yaklaşınca tanıdım ben onu. Ya kim olduğunu söylemeyeyim. Tanıdım. Neyse tanıdım ama ne olursa olsun yani. Aynen. Allah Allah bu, bu bu, işin bir sistemi sistemi var, nizamı, intizamı var ya. Herkes yerini bilecek. Bulduğun boş yerde otur işte Allah Allah ya. Ne dalgalanıp duruyorsun burada? Geldi. Geldi o milletin elini sıktı, benim elimi tutmadı. Geçti. İmama dedim ki bak tutmadı elimi. Zaten elimi tutsa kirlenirdi elim dedim tutmasın dedi. Şimdi bu usul nedir biliyor musunuz? Şimdi böyle safa yapıyorsun. O biten yere sen geliyorsun. İşte böyle sırayla. Gelen o da sıraya giriyor. Yani böyle devam ediyor. Bizimki bitti. Şimdi biz sıradan devam ediyoruz. Devam ettik, geldik adamın yanına. Dedim ben tutayım elin yani. Ne olacak yani? Elim uzattım, tuttu elimi. Biraz da çekti. Böyle yani kafa kafaya geldik. Genç hoca dedi. Bana ömrüm boyunca unutmayacağım bir ders verdin dedi. Çok iyi yaptın dedi. Bu zamana kadar biz yalakalıklara alıştırıldık dedi. Bana bunu 20 sene önce biri haddimi bildirseydi ben bunu yapmazdım dedi. Ben bunun kahramanlık olduğunu zannediyordum meğer. Meğer kahramanlık demiş. Aynen öyle dedim. Bir daha nereye gidiyorsun orada ilk yerde otur. Zannetti ki diyeceğim ki kusura bakma der miyim? Aynen öyle dedim. İlk geldiğim nerede boş yeriz orada otur dedim. Evet. Şimdi <laughs> Hazreti Peygamber'e yönelik şeyler var. Donanımsızlıktan kaynaklanan doğru bir tebliğ yapamama ve bir toplumumuzda böyle bir arıza var. Bir de Peygamberimize yönelik suçlamaları Cenab-ı Hakk'ın cevaplaması var. Onun üzerinden hani sahip kelimesi üzerinden söyledim. Peygamberimize arkadaş diyor ya. Hatta Medine'de peygamberimizin yanına biri geliyor. Peygamberimizi ziyaret o da kalabalık bir ortamda oturuyor. Adam hangisinin Hazreti Peygamber olduğunu anlamıyor. Hanginiz Muhammed diyor hanginiz? O kadar toplumdan biri. O kadar mı biri olur? İşte o kadar biri. Sahip diyor daha ne desin? Ve ma sahibukum. Arkadaşınız mecnun değil cim suresinde diyor ki Ma'dalle sahibi kim? Arkadaşınız sapmadı ya. Ve ma'gava azgınlaşmadı. Ma bi sahibihim min cinne. Araf suresinde geçiyor. Arkadaşınız cinlenmedi ya. Arkadaşınızın durumuna vakıf olun. O o herhangi bir deliliğin muhatabı değil. Mecnun değil. Cinlenmedi diyor. Ve arkadaşınız ifadesini kullanıyor. Yetmez mi? Yeter değil mi? Mesaj olarak yeter. Fazlasıyla yeter. Ama din adına duruşu olanlara bakın. Ne kadar peygamberin izinden gittiğini anlarsınız ya da ne kadar onun izinden uzak olduğunu fark edersiniz. Böyle üzgünüm. Yalandan güvenlik gerekçesiyle falan diyorlar. Numara, geç o işe. Güvenlikmiş. Evet. Şimdi Hazreti Peygambere yönelik suçlamalar var Mekkelilerin. Bunlar altı tane. Bunları özellikle bilmenizi isterim. Ben bütün ayetlerini yazdım. Hangi suçlama ile ilgili, hangi ayette bilgi verildiğinin hepsini yazdım. Bunlardan biri. Hazreti Peygamber'e en çok yöneltilen suçlama mecnun, delilik. Peygamberimize deli diyorlar. Ayetlerini yazdım. Ee, on küsür yerde geçiyor. İki, şair diyorlar Hazreti Peygamber'e. Allahü Teala onun da dört ayette cevabını veriyor. Peygamberimiz şair değil, onun sözü şiir değil. Şair diyorlar. Üç, büyücü ya da büyülenmiş diyorlar. Sahir veya meshur, büyücü veya büyülenmiş adam diyorlar. Dört, iftiracı diyorlar. Allah'a iftira eden adam diye Hazreti Peygamber'i müfteri olmakla suçluyorlar. Bunun da 7-8 ayetten referansı var. Duhan Suresi 14. ayette peygamberimize muallem diyorlar. Muallem demek öğretilmiş. Birinin öğretimine tabi tutulmuş. Bir grup insan ona bir şeyler öğretmiş diye peygamberimize muallem diyorlar. Muallim değil. Muallem öğretilmiş. Hocası insan olan adam demek. Duhan Suresi 14. ayette ve nihayet Saat Suresi 7. ayette Hazreti Peygambere yalancı diyorlar. Hani peygamberimiz ve Mekkeli müşrikleri anlatanlar derler ki Hazreti Muhammed'e her türlü hakareti yaptılar ama ona yalancı diyemediler. Çünkü ona El Emin demişlerdi. Bunu ballandıra ballandıra anlatıyor millet de dinliyor. Anlatan Kur'an'ı okumadığı gibi dinleyen de okumamış olduğu için YouTube gidiyorlar. Oysa Saat Suresi 7. ayeti bir kerecik okusaydı bu sözü söylemeyecekti. Bir kere. Ve qale'l kafirun haza sahirun kezzabun. Kafirler Hazreti Peygamber için demişler ki bu bir büyücüdür ve yalancıdır. Yalancı demişler peygamberimize. Önce el-Emin demişler, güvenilir adam sonra da yalancı. Ama kezzap kelimesi iki anlamlı kelimelerden biridir. Bir, sürekli yalan konuşan demek. İki, her türlü yalanı konuşan demek. Her türlü yalanı sürekli konuşan için kezzap kelimesi kullanılır. Ve Mekkeli müşrikler işte bu altı suçlamayı peygamberimize yönlendirmişler. Bu ayette Cenab-ı Hak peygamberimizin mecnun olmadığını söylüyor. Ben bu konuyu Kalem Suresinin ikinci ayetinde de detaylandırarak işlemiştim. Biraz daha üzerinde durmayayım. Devam ediyor. Peygamberimizin vahiy ile pozisyonunu, ilk vahiy alışını anlatıyor. Arkadaşınız delirmedi. Mecnun değil hiçbir şekilde. Ona öğreten Cebrail'in işte böyle beş tane niteliği var. Ve le kadera'ahu bil ufukil mübini. O onu Apaçık ufukta görmüştü. Apaçık ufukta o onu görmüştü. Gören Hazreti Peygamber, görülen Cebrail Aleyhisselam. Nerede? Apaçık ufukta. Onu Necm Suresi'nde Allahu Teala şöyle ifade ediyor. "Festeva belirmişti Cebrail vehu ve huve bil ufukil a'la." O en yüksek ufukta belirmişti Cebrail Aleyhisselam ve peygamberimiz onu gördü. Şimdi bakın. Peygamberimizin Cebrail Aleyhisselam'ı ilk görüşünü hayal edin. Hayal edelim yani. Hira mağarasında gecenin bir vaktinde ufukta biri beliriyor ve Necim suresinde anlatıldığı haliyle söyleyelim. Kendimiz bir şeyler ilave etmeyelim. Ve ve ufukil ala. Peygamberimiz mağaradayken Cebrail Aleyhisselam en yüksek ufuktan idi. Öyle orada belirdi. Sümmedena Sonra yanaştı. Fetedella sarktı. Hepten peygamberimizin yanına geldi. fekana kabe kavseyni ev edina. İkisinin arasında iki yay kadar hatta dahası daha da yakın bir mesafe kalmadı. Yani neredeyse diz dize geldiler diyelim. Fevha ila abdihi ma Böylece Cebrail Allah'ın kuluna yani Hazreti Peygamber'e Allah'ın ona vahyettiğini geldi bildirdi. Ma kezebel fuadu ma ra'a. Gönül gözünün gördüğünü yalanlamadı. Yani gözü bir şey gördü ve gönlü de onu yalanlamadı. Evet bu bir hakikat gördüğüm şey vaka bir şey dedi. Kalbi mutmain. Efetumarunehu ala ma yara. Siz şimdi onun görmekte olduğu şeyle alakalı onu kınıyor, onunla tartışıyor musunuz? Ve la ahu nezleten Onu bir başka inişinde bir daha görmüştü. Onu bir daha görmüştü. Nerede? Inde sidratil münteha. O uzaktaki ağacın yanında. Indaha cennetül meva. Durulmaya değer bahçenin içerisinde o uzaktaki ağacın yanında onu bir daha görmüştü. Bir inişinde daha da gördü yani. İşte iz yağşes sidere O ağacı bürüyen o manevi hava elbette bürüyordu. Mâ basarul ve mâ Göz kaybıyor ve hiçbir azgınlık yaşanmıyordu. Le kadere âmin rabbihil kübra. Böylece peygamberimiz Rabbinin en büyük ayetlerinden birini yani Cebrail'i görmüştü. Bu 18 ayetlik bölüm Necim suresinin. Vahiy meleğinin peygamberimize gelişinin iki defasını anlatıyor. Ama bunu nerede anlatıyorlar? Bunu buradan alıyorlar Miraç'ta olan olay diye anlatıp duruyorlar. Ya Allahu Teala diyor ki velakadra ahu nezleten ukhra bir başka inişinde indi nezele inmek demek. Bir başka inişinde bir daha görmüştü diyor. Bizimki çıkışında gördü. Ya Allah iniş diyor sen niye çıkış diyorsun? Biz burada miracı tartışmıyoruz. Ben miracın manen defalarca olduğuna inananlardanım. Mesele o değil. Orayı konuşmuyoruz. Ayetleri durduğu yerden oynatmanın Kur'an'a yapılmış bir tahrifat olduğu kanaatindeyim. Yapma bunu. Başka bir şey anlatacaksan bildiğini anlat da ayetlere bunları fatura etme. İşte hem bu ayetlerde yani Necim suresinin ilk 18 ayetinde hem de Tekvir suresinin işte 16. ayetinden ta sonuna kadar vahyin peygamberimiz Cebrail aleyhisselam ilişkisi üzerindeki konumundan söz ediliyor. Ve lekaderaahu bil ufuk mubin. Onu apaçık ufukta bir daha görmüştü. Şimdi bu detayı niye veriyor? Peygamberimiz Cebrail Aleyhisselam'ı gördüğünde tabi etkileniyor. Kolay mı? Beklemediğiniz bir manzara. Hiç hakkında malumatınız yok. Pat diye bir melekle karşılaşıyorsunuz. Gecenin bir yarısı tek başına mağarada duruyorsunuz. Çok korkutucu bir şey. Hem gördüğüne inanacak, sonra da bu inandığını millete inandıracak. Nasıl bir şey bu? Çok korku, çok korkutucu bir şey. Ama derdi veren dermanı da veriyor. Problem havada bırakılmıyor. Peygamberimizin kalbi mutmain oluyor. Gözünün gördüğüyle yüreğinin hissettiği şeyler aynı noktada buluşuyor. Herhangi bir tereddüt ortada kalmıyor. Peygamberimiz mutmain oluyor. Çünkü daha önceden Tevrat'ın ya da el kitabın ona verileceğini beklemiyor peygamberimiz. Siz bakmayın Hazreti Peygamber'in peygamber olmadan önce işte bir takım yaşadığı olağanüstülüklerden söz ediyorlar. Böyle anlatıp duruyorlar. Öyleydi böyleydi. Şey. Bunların hiçbirinin Kur'an'ı zerre miskal referansı yok. Kasas suresi 86. ayeti okuyacaksın. Diyor ki ve ma kunte tercu en yulqa ileykel sana bu kitabın verileceğini sen ummuyor, bilmiyor, beklemiyordu. Bit. Beklemiyordu böyle bir şey. Öyle bir gündemi yoktu. Hazreti Peygamber dini metinler üzerinde araştırmaları yapan dini bir entelektüel değildi. Onun öyle meşguliyetleri yoktu. Mekke'nin ahlaksız gidişatından duyduğu rahatsızlıktan dolayı Kabe'den ayrılıyor, Hira mağarasına çıkıyor, Allah'ı düşünüyordu. Hanif idi. Yani Hz. İbrahim'den kalma o sözlü dini geleneği kendince yürüten az sayıdaki Mekkeli'den biriydi. O kadar. Başka başka bir şey bilmiyordu. Sadece düşünüyordu. Mağaraya çıkışıyla da hep dalga geçiyorlardı. Diyorlardı ki aşika Muhammedun Rabbehu. Muhammed Rabbine aşık oldu. Gene gidiyor. İkide bir Hira mağarasına çıkıyordu. Gerçi dedesinin de Abdülmuttalib'in de o mağaraya zaman zaman gittiği biliniyor, rivayet ediliyor. Yani bir anlamda dedesinin yaptığı türden şey yapıyor. Şimdi bizim hacılarımız, umrecilerimiz hacca umreye gidiyor mesela Hira'ya çıkan pek yok. Zaten görevliler diyor ki ya çıkarsın yuvarlanırsın oralarda falan boş ver yani bu senin için bir anlam ifade etmiyor. Haccın farzı mı değil, vacibi değil, sünneti değil, müstahabı değil, hiçbir şeysi değil çıkma falan diye milleti özellikle yani Hira mağarasına çıkarmıyorlar ben sağlığı yerinde olan birinin mutlaka Hira mağarası görmesi gerektiğine inanırım. Git, git. Alak suresinin orada indiğini düşün. Hiç olmazsa, hiç olmazsa Necim suresinin ilk 18 ayetiyle burayı bir buluştur. Gel Tekvir suresinin 16. ayetinden itibaren anlatılan bölümünün orayla alakalı olduğunu bir hafızanda bir tazele. Ben 2005 yılında hacca gitmiştim. Allah kabul etsin deyin de sanki gezmeye gitmişsin deyip duruyorsunuz ya. İşte Allah kabul etsin hepimizin ibadetlerini inşallah. İşte Hira mağarasına çıktık grubumuzla beraber. Orada anlatıyorum işte burada şunlar olmuştu bunlar olmuştu filan. Bir 15-20 dakika biraz konuştum. Grubumuzda bir abimiz var dedi ki yahu dedi. Lan peygamberlik ne zor iş İyi ki peygamber olmadık dedi yani. <laughs> dedim zaten Allah dedim zaten hemen sana veriyordu bu işi. Tabi senden de olmaz benden de olmaz zaten bu iş Hazreti Peygamber de bitti gitti. Yani oranın hatırasını canlı tutmak lazım ama hatırayı canlı tutmayı da becermiyor bizim millet gidiyor taşları yiyor ya. Ha or yazmış oraya oflu Ahmet bilmem vanlı bilmem kim ya ne yazıyorsun buraya ben buraya geldim diyor. İyi o senin amel defterine kaydediliyor zaten korkma oradan silinmez. Buradaki silinir. iki yağmurluk hesabı var senin yazının yani. Öyle bir kayıt üzerinden değil. Tabi orayı şimdi artık stüdyoya çevirdik biz. Değil mi? Selfiler yapıyor. Mağarayı bir oradan çekiyor, bir buradan çekiyor filan. Selfie gidiyor utanmadan. Kabe'yi arkasına alıyor. Resim çekiliyor. Yakışıyor mu be? Alıyor tavaf yaparken telefon kulağında memleket havadisi soruyor. Ne var ne yok? Daha 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 ne var ne yok? O arada tavafın Yedi şavtını bitirmenin hesabında. Hatta mümkünse en kısa yerden dönüyor. Erken bitsin diye. Böyle erken bir çırpıda bir tavafı büyük maharet sayanlar var. Yani sayıyı tamamlayacak ya dert bu. En yani uzaktan git yarım kalsın ne olmuş? Yani ben üç şavtı yarım saatte dönüyorsam ben az sevap alacağım. Sen Kabe'yi boş buldun. Dört dakikada bir tavafı bitirdin. Sen daha çok sevap alacaksın. Öyle mi zannediyorsun ya? Öyle mi yani? Onun için orada izdiham oluyor. Niye? oradan erken bitirecek adam. O hatimin oralardan dönüyor. O en, en, en kestirme yoldan. Çabuk çabuk bitirecek. Düşünmüyor ki Kabe solda. Ben Kabe'yi soluma aldım. Bu aslında neyi ifade ediyor? Ben neden böyle dönüyorum da böyle tersine dönmüyorum? Bu neyin nesidir? Safa Merve arasında gidip gelirken niye bazen tepelere çıkıyor? Baren, bazen düz gidiyor. Bazen yürüyor, bazen koşuyoruz. Bu neyin nesidir? Biz neden Kabe'yi merkeze alan, onu bir çekim alanı gibi algılayan bir hareket sistemi götürüyoruz? Bunu düşünen yok. Sayıyı takip ediyor işte. Aa diyor bu bu bir kısmı da çok uyanık. Tekerlekli arabalardan kiralıyor bir tane onunla gidiyor. Mesele yediği tamamlamaksa tamamlanıyor. Hatta ben öylelerine diyorum ki kolayı var. Kapat gözlerini döndüğünü hayal et. <laughs> hayal edersen dönmüş olursun. Zarfla ilgilenip mazrufu terk etmenin komik durumları işte bunlardır. Evet. Peygamberimiz Cebrail Aleyhisselam'ı o apaçık ufukta gördü. Bakın Allahu Teala diyor ki: "Ve ma huve alel gaybi daninin Peygamber gaypla alakalı hiçbir şekilde cimri değildi ya da peygamber o Hazreti Peygamber gaypla alakalı hiçbir şekilde zanlı değildir. Bu danin kelimesinin iki anlamı var. Bir efendim cimri ikincisi zanlı suçlu. Ve ma huve alel gaybi bi danin. Peygamberimiz kendisine Cebrail aleyhisselam her neyi ulaştırdıysa onu aynıyla ümmetine tebliğ etmiş aktarmıştır. Biliyorsunuz peygamberlerin beş tane sıfatı vardır. Sıdk, emanet, tebliğ, ismet, fetanet. Bunlardan işte tebliğ Allah'tan aldığı bütün ilahi prensipleri bozmadan, kırpmadan, abartmadan ümmete aktarma görevidir. Ve bunu bütün peygamberler gibi elbette bizim peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da başarmıştır. Hatta bu o kadar doğru bir şeydir ki Maide suresinin 67. ayeti bize bunu öğretir. Der ki orada Allahü Teala Ya eyyüher Resul Ey peygamber Belliğ ma unzile ileyke min rabbik Rabbinden sana ne indirilmişse onu aynen tebliğ et. Ve illem tef'al Eğer yapmazsan Fema bellagte risalete Allah'ın sana yüklediği bu Risalet görevini tebliğ edip yerine getirmemiş olursun. Öyle Hazreti Peygamber ona Allah'ın gönderdiği ne varsa hepsini ümmete tebliğ etmiştir. Kendisine gizli sakladığı herhangi bir vahiyden söz edilemez. Öyle olursa hem bu ayete aykırı hem maile 67'ye aykırı olur. Bu birinci anlam. İkinci anlam siz Peygamber'in size vahiy ettiği ya da aktardığı şeyler konusunda onu suçlamayın. Eğer sözünüz varsa vahyin sahibine yönelik bunu söyleyin. Nitekim En'am suresinin 33. ayetinde buyuruyor ki yüce Allah. Kad Alemu biz gayet iyi biliyoruz. İnnehu le yahzunu kellezî yekûlûn. Bu adamların söylemekte olduğu sözlerin seni hüzünlendirmekte olduğunu biz gayet iyi biliyoruz. Fe bu adamlar la yukezzibûneke. Aslında seni yalanlamıyorlar. Velakin zalimine bi ayatillahi yehcudun. Bu zalimler Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Öyleyse peygamberimizi inkar Allah'ın gönderdiği mesajı inkardır. Bir adamın peygamberimizle alakalı zerre miskal tereddüdü olamaz. Peygamberimizle ilgili tereddüdü bulunanın Kur'an diye bir davası olamaz. Bu son derece net, kesin Berrak bir hakikattir. Ve nihayet son bilgi Kur'an'la alakalı. Buyuruyor ki ve ma ve bi kavli şeytanin recimin. Kur'an kovulmuş şeytanın hiçbir şekilde sözü değildir. Kovulmuş şeytanın sözü değildir. Şu ara suresinde Allahu Teala buyuruyor ki ve ma tenezzalet bihi şeyatin ve ma yenbagilehum ve ma istati'un. İnnehum anis sem'i le ma'zulun. Şu Ara suresi 210, 211, 212. ayetler. O vahyi şeytanlar indirmiş değildir. Onların böyle bir görevi yok. Buna zaten güçleri de yetmez. Onlar vahyi dinleyip çalmaktan da uzaklaştırılmış, kovulmuşlardır. Vahyin kaynağında şeytan görmek Mekkeli müşriklerin Peygamberimize yönelik suçlamalarının başında geliyor. Onun için mecnun diyorlar. Cinlenmiş. Cin şeytan ilişkisiyle peygamberimizin aklının cinlere teslim edildiği zannı vardı. Rabbimiz onu reddediyor. Ve ma huve bi kavli şeytanir <laughs> recim. Bu kovulmuş şeytanın hiçbir şekilde sözü değildir. Peygamber de hiçbir şekilde şeytan kaynaklı bir sözle ilgilenmez ve selam bunu anlattı. Şimdi bu kadar bilgiyi verdi. Yani son saatle ilgili bilgi verdi, kıyametle alakalı bilgi verdi, vahye yemin etti, yıldızlardan söz etti, aydan, geceden, efendim sabahtan söz etti. Cebrail Aleyhisselam'ın özelliklerinden, vahyin kaynağından, peygamberimizin niteliklerinden şu kadar her konudan adeta söz etti, etti, etti. etti sonunda geldi fe eyne tezhebun. Nere gidiyorsunuz hala? Hala ne diye başka yolların arayışı içerisindesiniz? Siz ne olacak da hakka döneceksiniz? Vahiyse vahiy ise vahiy, Cebrail ise Cebrail, peygamberse peygamber, son saatse son saat, kıyametse kıyamet, mahşerse mahşer, her şeyi detaylı bir şekilde ortaya koyduk. Nedir? Neden hala daha yanlış yollara gidiyorsunuz? Feyne tezhebun. Gidişiniz nere? Burada gidişinin yönünü doğru belirlemeyenler öbür tarafta Yakulul insanu yevme izin eynel meferru diyecek. Kıyamet suresinde geçer. İnsanoğlu o gün diyecek ki acaba kaçacak bir yer var mı? Nere kaçsak? Kella. Hayır. La vezar, kaçıp sığınılacak hiçbir yer yok. İla rabbike yevme izinil müstakar. O gün huzurunda karar kılınacak yegane adres Rabbinin huzurudur ve selam. Yine Hazreti İbrahim'in dediği gibi Kale inni muhacirun ila Rabbi Rabbime doğru gidiyorum diyecek. Zariyat suresinde anlatıldığı gibi 50. ayette Fefirru <laughs> ilallah Allah'a kaçın. Bizimki Allah'tan kaçıyor. Kur'an'a kaçın. Bizimki Kur'an'dan kaçıyor. Ne korkunç. Bakın size bir ayet aktarayım. Hac suresi 72. ayet. Bakın neler oluyor. Ve izâ tutla aleyhim âyâtuna beyinâtin. Bu insanlara apaçık ayetlerimiz aktarıldığı zaman tarifu fi vucûhillezîne keferû. Kafirlerin yüzlerinde görürsün. El münkere bir çirkinlik, bir öfke, bir kızgınlık, bir garabet görürsün. Yekadune yestune billezine yetluna aleyhim ayatina. Kendilerine ayetlerimizi aktaranlara neredeyse suratlarına dalacaklar diyor. Ya ben anlamadım gitti. Adam diyor ki ben ehli sünnetim. Tamam. Biri diyor ki ben Şii'yim. Olabilir. Biri diyor ki işte ben edenim olabilir. Ben şafiiyim olabilir. Ben hanefiyim olabilir. Ben caferiyim olabilir. Ben filanca tarikattanım olabilir. Ne derlerse olabilir. Bir esneklik var. Ben Kur'an Müslümanıyım deyince cinleniyor adam. Ne oluyor sana ya? Neyin Müslüman olmasını bekliyorsun bu adamı? Bu demin saydıklarında eğer Kur'an'dan besleniyorlarsa eyvallah onlara gösterdiğin toleransı Kur'an'ın Müslümanı ifadesinde neden göstermiyorsun? Göstermiyor. Olmaz. Gidişin şeyde e, İsra suresi 71. ayet var. Yevme ned'u külle unasin bi imamihim. Biz o gün bütün insanları imamlarıyla çağıracağız. Adam bizim imam. Sizin imam değil o. Sizin imam değil. Oradaki imam kelimesi peygamber demektir. Peygamber. Enbiya suresini bilmezsen öyle olur işte. Bilmedi mi ben ne yapayım ben sana ya? Secde suresini bilmezsen böyle dersin. Bizim imamın peşinden gidiyorum. Sizin imamın değil. Hazreti Peygamber'in peşinden gideceksin. İsra 75'de sözü edilen imam peygamberidir. Her ümmet kendi peygamberiyle çağrılacaktır. Hazreti Peygamber'in izinden git. Başkalarının izinden gitme. Çıkmaz sokaklara saparsın ve mahvolursun. Evet. 페yine tzehbeun Bu aslında bize de bir hitaptır. Ey bütün muhataplar, neye inanıyorsanız inancınızı sorgulayın. Ne durumdasınız? Sorun. Her yeni gün düne göre pozisyonunuzu bir daha merak edin. Bir daha sorun, bir daha sorgulayın. Nere gidiyoruz? Gidişat nedir? Gideceğiniz yer Rabbinizdir, kaçacağınız yer Allah'ın huzurudur. Allah'a kaçın, Allah'tan kaçmayın. Yoksa Allah'tan kaçanların Me aslandan ürküp kaçan yaban eşeklerine benzetildiği ayetlerini Müddessir suresinde okumuştuk. Evet. İn huve illa zikrun lil alemin. Oysa bu vahiy var ya bütün alemler için sadece bir zikirdir. Bu Arapçada in ile illa bir cümlede varsa sadece ve sadece ancak ve ancak demektir. Vahiy ancak ve ancak alemler için bir zikirdir. Zikir nedir? Öğüt. Öğüt, mev'iza kelimesinin karşılığıdır. Zikrin karşılığı öğüt değildir. Zikir, hatırlama veya hatırlatma demektir. Vahiy, insanlara hakikati hatırlatır. Siz birine bir şeyi hatırlatacaksanız, o şeyi önce ona bildirmiş olmanız lazım. Önce bildireceksiniz ki sonra yaptığınız işi hatırlatma desinler. Peki biz ne zaman öğretildi bize de şimdi bunlar hatırlatılıyor? Bunlar bize fıtratımıza yazılarak öğretilmişti. İşte Kur'an fıtratımıza yazılan hakikatleri bize hatırlatan bir misyonla dizayn edilmiştir. Biz Kur'an okumakla fıtratımıza döneriz. Onun için bizim davetimiz bize değildir fıtratımızadır. Bize gel, partimize gel, mezhebimize gel, cemaatimize gel, grubumuza gel, tarikatımıza gel demeyiz biz. Biz deriz ki kendine gel, fıtratına gel. Bizim davamız fıtrata dönme davasıdır. Çünkü arı duru olan, müdahalesiz bulunan, ak bak tertemiz sayfa fıtratımızın sayfasıdır. Davet fıtratadır. Fıtrata gelin, fıtrata koşun demeye getiriyoruz. bir, bir takım detay verdim ama vakit geçti onu geçeyim alemler için Kur'an gerçeği hatırlatmaktır. Kime gerçeği hatırlatıyor bakın. Kime? Limen şa'e minküm en yesteqime. İçinizden kim doğru yolu bulmak istiyorsa Kur'an işte ona gerçeği hatırlatıyor. Yani siz Kur'an'la irtibatınızı istikamet arayışınıza bağlayın. Eğer istikamet müstakim bir yol tutmak istiyorsanız Doğru bir yol tutmak istiyorsanız vahiy sizin önünüze açılmış bir gök sofrasıdır. Ondan alabildiğine istifade edin. İstifade edebilmek için talepkar olmak lazım. Yani Kur'an-ı Kerim'de şöyle ayetler var. İnne aleyna le'l huda. Le'il suresinde geçer. Hidayet etmek bizim işimizdir. Hidayet, yol göstermek bizim işimizdir. Le'il suresi 12. ayet. Nahil suresi 9. ayet. Ve alallahi kasdü sebil. Yolun ortalamasını anlatmak Allah'ın işidir. Allah anlatır. Hidayetin parametrelerini belirleyen kudret Allah'tır. O bildirir, o öğretir. Ama hidayeti insanın istemesi gerekir. Fatiha'da öyle diyoruz ya. İhdine sıratan müstakim. Ya Rabbi bizi istikametli bir yola eriştir bize istikametli, müstakim bir yolu göster. İşte o yol Kur'an'ın yoludur. Ama onu önce bizim istememiz lazım. Cenab-ı Hak göndermiş, esasları belirlemiş. Şimdi bizim talebimiz bekleniyor. Fatiha'da da bunu her namazın her rekatında tekrar ediyoruz. İhdine sıratı müstakim. Ya Rabbi bize dost doğru yolu göster. Allah dost doğru yolu gösterir. İnsanın Tercih etmesi gerekir. Bakın. Keyif suresi 29. Teğabun suresi 2. İnsan suresi 1 ve 5. ayetler. Açın bakın. Kulil hakku min rabbikum. Hak Rabbinizden gelendir. Femen şâefel yü'bin ve men şâefel yekfur. <laughs> dileyen iman etsin. Dileyen inkar etsin. Sonucuna katlanmayı göze alıyorsa inkar etsin. İnnâ ahtednâ lizzâlimîne nâren ehâ tabihim sürâdikuhâ bu zalimlere öyle bir ateş hazırladık ki ateş duvar olmuş. Duvar, ateş duvar yani. Öyle bir ateşe hazırlansınlar. Tevabun suresi ikinci ayette diyor ki Hüvellezî halakaküm fe ve minküm müminun Sizi yaratan Allah'tır. Bir bölümünüz kafir, bir bölümünüz mümin. İnsan suresinde buyuruyor ki İnna hedeynâ hüssebiyle Hakikatın yolunu biz gösterdik. İmma şakiren ve imma kefura. Ya şükredici mümin olursunuz ya da küfredici nankör olursunuz. Siz bilirsiniz. Siz tercih size aittir. Yolu göstermek Allah'ındır. Hidayet istemek insanındır. Tercih etmek insana aittir. Başkası bu noktada belirleyici değildir. Hazreti Peygamber amcasının mümin olmasını çok istiyordu. Kasas suresi 56. ayette ve Bakara suresi 272. ayette Peygamberimiz bu noktada etkin biri değil noktasında tanıtılıyor. İnne kele te dîmen ahbabtı ve lakin Allah yehdî men yeşâ. Sen senin sevdiğine hidayet edemezsin. Allah isteyene hidayet eder. Sen isteyeceksin. Leyselaleyke udâhum. Onların hidayete gelmesi senin işin değil. Ve lakin Allah yehdî men yeşâ. Allah isteyene hidayet eder. Ama Allah istediğine hidayet eder, istediğini dalalette bırakır diye tercüme ediliyor. Hatalı bu tercüme. Hatalı İbrahim suresi 4. ayet veya Müddessir suresi 31. ayet. Fe yudillullahu men yeşâ'u ve ehdi men yeşâ'u. Allah isteyeni saptırır, isteyene hidayet eder. Yehdi ileyhi men enâb. İnne allâhe yudillü men yeşâ. Allah dileyeni saptırır ve yehdi ileyhi men enâb kendisine yönelene de hidayet eder. Rahat suresi 27. ayet. Tegabun suresi 11. ayet. Ve men yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a inanır güvenirse Allah onun kalbine hidayet eder. Siz isteyeceksiniz Cenab-ı Hak sizin için hidayeti yaratacaktır. Bu böyle bir şey. Böyle özetlenebilir. Hidayeti göstermek Allah'ın işidir. Hidayeti insan ister. Allah gösterir, tercih etmek insana aittir ve nihayet insanın hidayeti tercihinde devreye başkası giremez. İnsan ister Allah yaratır. Dolayısıyla Allah isteyene hidayet eder, istediğini de sapıklıkta ya da sapkınlıkta terk eder. Ve nihayet surenin son ayeti. Ve ma ne illâ en yeşâ Allahu rabbul âlemîn. Nasıl tercüme ediyorlar? Alemlerin Rabbi dilemedikçe siz dileyemezsiniz. E ne oldu? Yarım saattir ne konuşuyoruz o zaman? Boşu boşuna. İn huve illa zikrun <laughs> lil alemin. Kur'an bütün alemler için gerçeği hatırlatmadır. Limen şâe minküm en yestekim. İçinizden istikamet sahibi olmak isteyenler için bu bir gerçeğin hatırlatmasıdır. Siz eğer bunu tercih ederseniz Alemlerin Rabbi Allah'ın dilediğini dilemiş olursunuz. Allah'ın dilediği bu. Ne? Dilemiş ya Allah Teala işte. Ya akıl vermiş, irade vermiş, kitap göndermiş, peygamber görevlendirmiş, her şeyi yapmış. Dilemiş zaten. Allah dilemedikçe yok. Dilemiş, dilemiş işte. Bu Kur'an Allah'ın dilediğinin göstergesidir. Dilemiş bak kitap göndermiş. Akıl vermiş dilemiş, irade vermiş dilemiş. Peygamber görevlendirmiş, dilemiş işte. Bunu Müddessir suresinin son grubu ayetinde biraz anlatmıştım. Biraz burada var bu mesele, biraz da İnsan suresinin son üç ayetinde var. Şu İnsan suresinin son üç ayetini hiç olmazsa mealen söyleyeyim, öylece de bitireyim. Mealen. İnne hadihi tezkire. Bütün bu anlatılanlar gerçeği hatırlatmaktır. Niye Kur'an'a zikir deniyormuş? Neyi hatırlatıyor Kur'an-ı Kerim? Neyi? Evet, fıtrata yazılan gerçekleri hatırlattığı için Kur'an'ın adı zikirdir, zikiradır, tezkiredir. Yoksa hatırlatma manası doğru gitmez. Ve mâ teşâ'ûne illâ en yeşâ'allâh. Ha, "Femen şâ'a ettehze ile rabbihî Bütün bunlar gerçeği hatırlatmadır. Kim diliyorsa Rabbine giden yolu bulur. Bulsun yani. Siz böylece Allah'ın dilediğini dilemiş olursunuz. Yani bu yolu takip ederseniz Allah'ın dilediğini dilemiş olursunuz. İnna Allah alimen hakima. Zaten Allah her şeyi bilen ve her hükmünde hikmet sahibi olandır. Yudkhilu men yasha fi rahmeti. Allah dileyeni rahmetine koyar, dileyeni, isteyeni rahmetine koyar ve <laughs> zalimine, zalim olmayı tercih edenlere gelince onlar içinde elem verici bir azap hazırlamıştır bu ayetlerin doğru tercümesi budur ama gel gör ki yaygın tercüme böyle değil bütün bunlar birer öğüttür dileyen Rabbine giden yolu bulur Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz Allah bilendir hikmet sahibidir ve Allah dilediğini rahmetine koyar Aa, ne güzel ya ne güzel bu bir gün bir yerde para topluyorduk, bizim memleketli bir camiye para topluyorduk, yanımda bir arkadaş var, zengin birine gittik, biz ondan epey bir para bekliyorduk, o da devede kulak bile olmayacak, çok küçük bir şey verdi, vermedi sayılır yani. O yanımdaki arkadaş dedi ki, ne etsin Allah nasip etmedi dua vermeyi, <laughs> ha, ne kadar güzel gördün mü, Allah nasip etmedi bitti, yapacak hiçbir şey yok bütün suç Allah haşa ve kella ya. Böyle bir şey olabilir mi yani? Nasıl bir nasıl bir topu taça atmak bu ya? Böyle bir algı Kur'ani bir algı değildir. Dileyen insandır, yaratan Allah'tır. Mesele budur. Nihayet bu konuyla ilgili bütün ayetler Zümer suresi 7. ayetin ışığında anlaşılmalıdır. Zümer suresinin 7. ayeti üzerinden bu mesaj anlaşılır, anlaşılmalıdır. Der ki Allahu Teala. İn tekfuru fe inna ganiyyun anküm. Siz küfrü tercih ederseniz Allah'ın size ihtiyacı yok. Allah size muhtaç değil, zengin. Ve la ibadihi el küfre. Allah kulları için küfre razı olmaz. Ve in teşkuru yardahu leküm. Eğer şükrederseniz Allah bunu kabul eder ve bundan memnun olur. Şükür budur, mesele budur, bunun üzerinden gider. Zümer suresi 7. ayet belirleyici ayettir. Bununla alakalı bütün ayetler Zümer 7 ışığında anlaşılmalıdır. Hakikatı Zümer 7 ışığında anlayanlardan ve hakikatın izini sürenlerden olmanızı Rabbimden niyaz ediyorum. İnşallah 15 gün sonraki derste bir başka sureyle yani sanıyorum Ala suresiyle huzurlarınızda olacağız o güne kadar Allah yar ve yardımcınız olsun Allah'a emanet olun